Merhaba, Saat Selkom Video İncelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun G-Shock kamuflaj serisinden GA100CF 1A9 modelini inceleyeceğiz. Son zamanlardaki moda olan kamuflaj serisi Casio'da takip ederek kamuflaj modelleri üretmeye başladı. Kutu açılışıyla başlayalım. Karton bir kutumuz var. G-Shock'un kendi tasarımında yeni kutularından kamuflaja uygun bir şekilde tasarlanmış. Kutu içerisinden garanti belgemiz, standart kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Uluslararası kullanma kılavuzu. Ne yazık ki yine Türkçe yok ama ithalatçı firmaların çevirdiği Türkçe kullanma kılavuzlarını bir göndermeye özen gösteriyoruz. Bu da uluslararası garanti belgesi. Karton kutunun içerisinden metal bir kutu çıkıyor. Bu metal kutu da yeni tasarımıyla kamuflaj serisine özel olarak tasarlanmış. Yine kamuflaj desenlerinde. Koruma kılıflarını ve iletimlerini çıkartalım. Saatimize ulaşalım. Kutularımızı kapattık. G-Shock serisinde çoğunda olduğu üzere bu saatte silikon kordon şöyle kabaca etrafına baktıktan sonra kordonunu da çıkartalım. Silikon kordon ve silikon kayıştan oluşuyor. Aynı zamanda saatin kendisi de kasası da silikon ve darbelere karşı dayanıklı şekilde üretilmiş. İlk dikkatimizi çeken şey kamuflaj serisine özel olarak içerisindeki tasarımın da kamuflaj renklerinde olması lazım. Bu saatin birkaç renk alternatifi daha var. Diğer kamuflaj serilerinde kordon ve kasa etrafı da kamuflaj tasarımında yapılmıştı. Bu modellerde ise saatin içerisindeki görünümü kamuflaj tasarımı haline getirmişler. Barkodu, modül numarası içerisinde kullanılan mekanizmanın, onun arkasında da standart temel özelliklerinin yazılı olduğu bir karton reklam var. 200 metreye karşı su geçirmez özelliği, otomatik ışık, dünya zamanları, kronometre özellikleri belirtilmiş burada. Saatin içerisine bakalım. Hem analog hem dijital şekilde tasarlanmış. Arkasında da şöyle bir bakalım. Evet, 20 bar yani yaklaşık 200 metre su geçirmez özelliği yazılmış. G-Shock'un kendi logosu var. Japon mekanizması olduğu ve montaj işleminin, kasalama işleminin Tayland'daki fabrikasında yapıldığı belirtilmiş. Ve arkasında paslanmaz çelik olduğu ibaresi yazılmış. Saatimizin boyutları şu şekilde. 55 mm, 51.2 mm, kalınlığı ise 16.9 mm. Etrafını da göstereyim ben size. Kasanın etrafındaki 4 adet düğmesi var ve şu bölümlerde düğmelerin ne işe yaradığı yazılmış. Mod ayarlama bölümleri. İleri geri tuşlar halinde. İç bölümüne tekrar geri dönelim. Analog dijital şekildeki farklı saati görebiliyorsunuz. Şurada dijital saat ve dakika gözüküyor. Burada da tarih göstergesi. Şurada da aktif olan fonksiyonları ışıkları yanıyor. Üst kısımda da saniyesi var. Işığı şu şekilde sağ üst tuşla beraber bütün arka plan arka tarafı ışıklandıracak şekilde tasarlanmış. Modlarına bakmaya çalışalım. Ayarlama işlemleri nasıl yapılıyormuş bir göz atalım.
Sol tuşa bastığımızda diğer moda geçtik. Bu kronometre modu. Gördüğünüz gibi saniyeyi çok daha ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Saniye, salise ve dakika şeklinde tekrar bastığımızda sıfırlıyoruz. Durduruyoruz. Üst tuşta ışık fonksiyonu devam ediyor. Sıfırlama işlemi Edge atışıyla yapılıyor. Kronometreyi aktif ettiğimizde evet bu şekilde sağ tuşla aktif edip sol üstle sıfırlıyoruz. Diğer mod geri sayım aracı. Gene aynı tuşlarla geri sayım işlemini başlatıp durdurup sıfırlayabiliyoruz. Dünya zamanları şu anda merkezi saat ayarı şu şekilde ayarlanmış. Bunu saat dilimine göre ayarlanmış durumda. UTC şeklinde. İkinci saat sağ tuşa bastığınız zaman istediğiniz ülkenin şehrine göre saatleri otomatik olarak gösteriyor. Tabii bunun için ana saat ayarlamanız lazım. Ana saat ayarlandıktan sonra diğer dünya saatlerini de görebiliyorsunuz. Şurada görmüşsünüzdür. Diğer fonksiyonlara bakalım. Alarm fonksiyonuna geldik. Alarm fonksiyonu standart olduğu için çok ayarlı bir işlemlerini anlatmıyoruz aslında ama Edge tuşuna basılı tuttuğumuz zaman sesle beraber hangi saatte alarm çalmasını istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Sol tuşla saati veya dakika ayarlayabilir geçiş yapıyorsunuz ikisi arasında. Sağ tuşlarla arttırıp azaltma işlemiyle alarm sizin saati ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar adjust tuşuna bastığınız zaman alarmınız ayarlanmış oluyor. İkinci alarm, üçüncü alarm, dördüncü alarm ve senkronizasyon işlemleri var. Sinyal yani düğme sesleri de şu anda kapalı. Adjust tuşuyla açtık. Alarmında şu anda aktif halde gözüküyor. Kapatmak için gene sol üstteki adjust tuşuna bir kere basmanız yeterli. Alarm şu anda kapandı. Tekrar mod tuşuna bastığımızda ana ekrana geri dönmüş olduk. Saati nasıl ayarlayabiliriz ona bir bakalım. Ana ekranda saat ekranındayken gene adjust tuşuna basılı tutalım. Sinyalle beraber saat ayarlama işlemleri başlamış oldu. Şu anda bulunduğunuz bölgenin saat dilimini seçmeniz gerekiyor. Bu arada dünya saatlerinde 48 şehrin yani yaklaşık 29 saat dilimine tekabül ediyor. 48 ayrı şehri görebiliyorsunuz. Türkiye bu şehirler arasında olmadığı için en yakın olarak aynı saat diliminde bulunmuş olduğumuz Yunanistan'ın Atina şehrini seçebiliriz. Sağ tuşlarla gene değiştirerek Atina şehrini bulalım. Athens bu bölgeyi seçebiliyoruz. Adjust tuşuna bastığımız zaman kendi hafızasındaki saat o bölgeye göre ki saat dilimini ayarlıyor. Tabii ilk önce saati ayarlamamız gerekiyordu normalde biz. Şu anda otomatik olarak ana ekranda görünen saati baz alıp Atina şehrine göre yani bizim de bulunduğumuz aynı saat dilimine göre ayarlamış oldu. Adjust tuşuna tekrar basalım. Moda basarak distance yani otomatik ayarlamayı açıp ya da kapatabiliyoruz. Tekrar moda bastık. 12 saatlik veya 24 saatlik göstergeyi değiştirebiliyoruz. saat göstergesi haline getirdim. Moda tekrar bastığımda saniye ayarlama işlemleriyle
Saat ayarlama işlemlerine devam ediyoruz. Saate geldik. Saati 18 olarak ayarlayalım. Mod tuşu. Sağ tuşlarla arttırarak ve azaltarak saati ayarlayalım. Saat 18 olarak ayarladık. Tarih bölümüne geldi. Yıl olarak 2015'teyiz. Gene isterseniz arttırıp değiştirebilirsiniz. Aya geldik. Hangi ayda olduğumuzu belirlememizi istiyor. 11. ay olarak ayarladık. Adjust'a bastığımız anda ayarlama işlemleri bitirmiş oluyoruz. Dijital saatimiz kaçsa analog saatimiz de aynı şekilde otomatik olarak kendini ayarlıyor. Ayarlama işleminde başka bir şey atladık mı diye hızlı hızlı bakalım. Evet, şehri seçtik. Otomatik ayarlamayı kapattık. İsterseniz açabiliyorsunuz. 24 saat göstergesi, saniye, saat, dakika, yıl, ay, ayın hangi günü olduğumuzu da ayarlayabiliriz. Bugün ayın 20'si, biz 20 diye ayarlayalım. Bu da ışığın gücüyle alakalı fonksiyon olduğunu biliyorum. Light 1, Light 3 diye iki farklı çeşidi var. Modla devam ettik. Ek ayarlama işleminin sonuna gelmiş olduk. Adjust'la tekrar ayarladık. Analog saatte kendini 7'ye ayarlamış oldu. Saat dış okta sınırlarınız standart tasarımlarının dışına çıkabilmek için kamuflaj serisine uygun olsun diye içerisindeki bu tasarımı uygun görmüşler. Yine darbelere karşı dayanıklı. Ağırlığı da yaklaşık 71 gram. Silikon olmasının avantajıyla hafif bir saat diyebiliriz. Kısaca saatimiz ve ayarlama işlemleri bu şekilde. Kordonunda, tokasında şuradaki Casio ve Tayland'daki fabrikasının ibaresini görebilirsiniz. G-Shock ismi de buraya yazılmış. Kordonun çift delikli. Bilekte nasıl durduğuna da bakalım. Ters aktık. Düzeltelim hemen. Kolunu böyle sıkarak tokasını çift halde geçirebiliyorsunuz. Bilek de bu şekilde görünüyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Silikon kordonlar biraz daha zamanla esneyip bileğinizi tam olarak sarabiliyor. Evet, bugün sizlerle beraber G-Shock serisi, kamuflaj serisinden GA100 CF 1A9 modelini inceledik. Söylemiş olduğum gibi bu modelin birkaç farklı rengi daha var. Dilerseniz onları ve diğer bütün saat modellerini sitemiz saatsel.com üzerinden inceleyip güvenli sipariş verebilirsiniz. Özellikle incelememizi istediğiniz modeller varsa alt kısımdaki yorumlar bölümünde iletirsiniz. İncelemeye çalışırız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğendim saat. Siyah ayrı bir güzel duruyor. Her zaman da kullanışlı.